Oğuz abi. İlk ilçede güreşe ben başladım. Şöyle oldu öncelikle. Hani ilk başta ilk gittiğim zaman Hamza Hoca ile tanıştığım zaman Zara gibi yerde, küçük bir yerde. Kadınların hani böyle bir şey yapması çok hoş karşılanmıyordu. Ama ben istiklalimle hani kararlılığımla bunu göstermek istedim ve ilk güreşe ben başladım. Daha sonrasında farklı okullara giderek de insanları tanıya tanıya güreş takımı oluşturduk. Sonra Türkiye Şampiyonası vardı. Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü oldum. İnşallah da devamlılığı gelir. İnşallah daha çok azmederek, daha çok çalışarak bir dünya, bir Avrupa görmek istiyorum. Milli sporcu olmayı çok istiyorum. Bu sene U17'de üçüncü oldum. Milli takıma gittim. Sivas'ta Türkiye Şampiyonası'na katıldım. İkinci oldum. Milli takıma tekrar gittim. Geçen sene de Türkiye birincisi oldum. Hedeflerim olimpiyat, yine dünyaya, Avrupa'ya gitmek ve derece göstermek orada da. Hoş karşılanmıyordu küçük bir dil olduğu için güreşe gitmemiz. Annem girdi ilk başta, öyle düşünüyordu. Derece yapınca fikirleri değişti ama. Evet, kız güreş takımımızı yaklaşık 3 yıl önce kurduk. Kurduğumuz yıl 2 tane Türkiye şampiyonluğu aldık. Geçen yıl da yine kızlarımızdan 2 tanesi Türkiye şampiyonu olarak Avrupa'ya gittiler. Bir tane Avrupa ikincimiz var. Kızımız da burada. Bu yıl da yine 3-4 tane Türkiye'de madalya aldık. Şampiyonluklar, ikincilikler, üçüncülükler. Aynı zamanda sporcu eğitim merkezimizi açtık Zara'ya. Burada da bu kızlarımızdan 13 tanesi sporcu eğitim merkezinde gündüz olarak eğitim veriyoruz. Hem güreş eğitim merkezinde aynı zamanda da eğitimlerini vererek burada ailelerinde kalıyorlar. Gündüz eğitim merkezinin zaten amacı o. İyi bir şekilde yani amacımız 2028'de inşallah olimpiyatlarda güreşecek kızlarımızı kızlarımızın arasından yetiştirmek. Bu amaçla yola çıktık. İnşallah çalışmalarımız devam ediyor. En iyi şekilde ülkemizi ulusal ve uluslararası arenalarda temsil edecek kızlarımızı yetiştirmek, bu ahlakı, bu kültürü verebilmek en büyük hedefimiz o. İnşallah kızlarımız da ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Güzel bir şekilde ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyoruz. Evet, şimdi tabii ki ilçede bu tarz bir hani şimdi güreş deyince tabii erkekler akla geliyor ama son yıllarda ülkemizin her tarafında kız güreş takımı yoğun bir şekilde çalışmaya başladı ki şu anda yani bir Türkiye Şampiyonası'na gittiğimiz zaman emin olun yani 800 bin diyebileceğimiz şekilde kızlarımız güreş yapıyorlar. Bunlar arasında da yani derece girmek gerçekten zor. Çünkü her yerde artık bir güreş takımı var. Sivas'ı da güreşte kız takım olarak, Zara olarak biz temsil ediyoruz. Yani burada da tabii ki ilçede yani bir zorlandık ilk başlarda. Niye işte ya kızlar hani güreşçi mi olur denildiği şeyler oldu. Ama sağ olsunlar aileleri bizi tanıdıklar için bize emanet ettiler. Biz de elimizden geldiği şekliyle kızlarımızı çalıştırmaya en iyi performans almak.